CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hafta sonunda helalleşme ziyaretlerine devam etti. Bu kez FETÖ kumpası olan amirallere suikast soruşturması kapsamında tutuklanan ve intihar eden yarbay Ali Tatar'ın eşi Nilüfer Tatar'ı ziyaret etti. CHP lideri devletimizin askeriyle helalleşmesi lazım dedi. Kılıçdaroğlu aynı zamanda geçtiğimiz gün hayatını kaybeden gazeteci Aydın Engin'in eşi Oya Baydar'ı da ziyaret etti. Ben bu yaraların kapanması için helallik isteme, helalleşme yolculuğuna çıkıyorum. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hafta sonu da helalleşme ziyaretlerine devam ediyor. Bu kez FETÖ kumpası olan amirallere suikast soruşturması kapsamında tutuklanan ve intihar eden Yarbay Ali Tatar'ın eşi Nilüfer Tatar'ı ziyaret etti. CHP lideri yaşanan acılara dikkat çekti. Devletimizin askeriyle helalleşmesi lazım dedi. Balyoz kumpasından kaybettiğimiz Ali Tatar'ın sevgili eşini ziyaret ettim. Bir haksızlık mı var mı? Evet, bir haksızlık var. Aile acıları hala yaşıyor mu? Evet, aile acıları hala yaşıyor. Ergenekon balyoz kumpaslarıyla çok sayıda askerimiz gözaltına alındı. Büyük acılar yaşandı. Aileleri büyük acılar yaşadılar. Ve bu acıları hala devam ediyor. Devletimizin askerimizle önce bir helalleşmesi lazım. Yapılan hataları bir şekliyle telafi etmesi lazım. Kılıçdaroğlu bu acıları çektirenlerin burunlarından fitil fitil getireceğiz dedi. Bu acıları çektirenleri devletin kadrolarına kimler yerleştirdi? Bunun da bilinmesi lazım. Devletin kadrolarına yerleştirenler acaba bugün bir vicdan azabı çekiyorlar mı? Bunu da oturup kendi vicdanlarında sorgulamaları lazım. Daha da önemlisi bunlar hala aramızda geziyorlar. Buradan bütün milletime söz veriyorum. Bu acıların tamamını telafi edeceğiz. Bu acıları çektirenlerin burunlarından fitil fitil getireceğiz. Bu ülke bu kadar acılara niye katlansın? Ülkeyi yönetenler bu ülkeye sevgi, hoşgörüyü getirmeli. Eğer biz bunu yapabilirsek ki yapacağız, yapmakta kararlıyız. Bir şekliyle bu sorunu çözeceğiz. Askerimizle oturacağız, helalleşeceğiz. CHP lideri ayrıca geçtiğimiz gün yaşamını yitiren gazeteci yazar Aydın Engin'in eşi Oya Baydar'ı ziyaret etti. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Kılıçdaroğlu, Oya Baydar'a taziye dileklerini iletti.